Biz olduğu için gelemeyeceğim Anadolu Üniversitesi arkadaşlardan, oradaki herkesten çok çok özür diliyorum ama en kısa zamanda bunu telafi edeceğim, onu da söyleyeyim. Alkışlarla ilk konuğumuz geliyor. Çok böyle hoş bir bayan geliyor. Çok güzel bir bayan geliyor. İyi bir oyuncu geliyor. Alkışlarla Merve Seri geliyor. Evet Merve, hoş geldin. Hoş bulduk. Sahiden de dediğim kadar varmış. Ben seni daha önce gördüm mü bir yerlerde? Yani canlı böyle karşılaştık mı? Hayır. Hayır değil mi? Ben ilk defa. İlk defa. Sizin gibi ilk defa ben de televizyonun dışında, ilk defa böyle televizyonun içinde ama dışında ilk defa böyle karşılıklı görüyorum. Cidden çok hoş bir bayanmışsınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de. Gerçekten de. Teşekkür ederim. Bazen televizyonda olur yani kimisi... Zayıftır kilolu çıkar, kiloludur zayıf çıkar, o öyle çıkar, herkes bir şaşırır ya böyleymiş böyleymiş diye. Seninle ilgili de böyle hafif kilolu mu, hafif böyle bir balık et durumu var mı falan deniyordu ama ya kilo verdin ya da gerçekten de sen zayıfsın yani. Şimdi sen real görüyorsun. Real görüyorum evet. Evet. Nasıl? Televizyonda bir yine kilolu çıkıyorum. Televizyonda yine kilolu çıkıyorsun. Ama buradan diyoruz ki yani real Merve Seri öyle değil. Buradaki arkadaşlar da teyit ederlerse... kendisi zayıftır yani. Yani maşallah vardır yani neredeyse. Maşallah var. Her şey yolunda mı? Evet, çok keyifler yolunda. Keyifler yerinde. Yerinde. Yolucu bir dönemde miyiz yoksa böyle biraz rahat bir dönemde miyiz? Şu an rahat bir dönemdeyiz. Rahat bir dönemdeyiz. Bugün ben istiyorum ki böyle seninle Merve Sevi neyi sever, nelere kızar, nelerden hoşlanmaz, neleri kıskanır, bazı şeyler onun için ne ifade eder, böyle bir ırdısını dırdısını biraz konuşalım istiyorum. Konuşalım. Anlatır mısın? Yoksa anlatayım. Genelde anlatmayanlardan mısın? Genelde anlatmam, sana anlatacağım. Bana anlatacaksın. Evet. Tamam, benim vasıtamda size dinleyeceksiniz. Merve Seri'ye teşekkür ediyoruz. Onun yerine alıyoruz. Sağ olun. Evet, Beyaz Show başladı arkadaşlar. Her şey yolunda mı? O zaman konuklarımıza şöyle toplu bir alkış alalım ikisine birden. Şimdi başlayacağız, sohbete başlayalım ama ben şunu da merak ediyorum. Konukları biz böyle çağırıyoruz, yan yana geliyorlar falan filan. Bazen hiç sormayı unutuyoruz. Birbirinizi tanıyor musunuz, daha önce izlediniz mi? Mesela Kenan'ın bir konserine mutlaka dinledin yani, çok beğenirsin büyük ihtimalle. Gittin mi konserine? Beğenirim büyük ihtimal. Ne kadar eminsin. Hayır, bilmiyorum yani. Belki de Kenan'la ilgili hiç fikrinde yok evet. Yani. Hangisi? Amfiteyatroda. Güzel bir konser. Evet, bu. Evet. Çok güzel evet. Bir ama konser. Bütün konserlerin güzel abi. Yani senin evet. Gerçi, bak biraz önce... Sen şarkıları söylerken ben içeriden televizyondan izliyorum. Cidden çıktığın zaman çok acayip bir enerjim var. Neden? Çünkü şu parçayı, yeni söylediğin yeni parçayı daha burada kimse bilmiyordu. Biliyor muydunuz parçayı? Evet. Kenan'ın öteki parçalarını biliyor musunuz? Evet. Hayır bir an kuş kullandım acaba hiç mi bir şey bilmiyorlar değil mi? Yani bu konu... Bak hocam gerçekten de... Daha yeni çıkıyorsun ama bu alkış senin parçandan önce biraz sana da gelen büyük bir alkış var ya. Doğru, yani. Doğru. Ondan dolayı. Yani yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi. Garantisidir diye, aynen. Çok siz izler miydiniz Merve Hanım'ı? Beğenir misiniz? Çok beğeniyorum. Zaten ilk söyledikleri zaman Merve Sevi gelecek diye çok sevindim, çok beğeniyorum. Evet. Annem çok seviyor seni. Ay çok evet. Teşekkür ederim. Çok ya benim de teyzemler seni çok seviyor. benim yengem de sizi çok seviyor gerçekten. Seyirciye bayılıyor gerçekten de. Şimdi... Merve Hanım'la mı başlayalım, Kenan Bey'le mi başlayalım, nasıl isterseniz. Buyurun. Merve Hanım'la başlayalım. Merveciğim bir araştırma şimdi de yapacağız. Keypad'ler hazır mı, yanınıza mı? Ha, keypad'leri de çıkartalım. Şunu ben merak ediyorum, birbirleri de merak ediyorumdur diye soruyorum. İlk defa da böyle yan yana geldik. Seninle ilgili ne bir röportaj görüyoruz, ne televizyona çok fazla görünüyorsun. Özel hayatınla ilgili bir şey bilmiyoruz, herhangi bir şey görünmüyorsun yani. Seni bir tek bildiğimiz yer oynadığın diziydi. Evet. Rahmetli Barış Akarsu'yla bir kere evet. Daha anmış olalım kendisi. Hatta bir alkış da alalım sevgili Barış'a. Evet. Ruhu şad olsun. İnsanların kafasında o diziyle kaldım ve o dizideki karakter sanki sana da böyle biraz oturdu. Sen o musun? Böyle biraz soğuk, biraz böyle hafif bir ukalalık var, biraz böyle bir şey. Hayır, bilmiyoruz yani o dizideki karakterden biliyoruz o kadar yani. Ne nasıldır Merve? Merve o değil bir kere. O değil. Yok o değil. Evet.
Yani o olmak için ne kadar aldı Merve O'dan? Öyle bir soru. Öyle bir soru soruyorum. Ya parça başı. Maliyeden geliyor başı. Arkadaşlar. Maliyetten bir şey hesaplayacağım yani bayağı. Evet. Yok şaka şaka. Kimdir Merve? Merve nedir? Nedir Merve? Evet. Neden Merve? Neden Merve? Merve neden böyledir? Oradan bir bakış mı var? Arada kaldım. Merve senin gördüğün gibi bir şey işte yani. Sarı diyorsun. Gördüm. Hayır, merak hayır. Ediyoruz Merve'yi. Merve sinirli midir? Merve ukala mıdır? Merve kaprisli midir? Sevecen midir? Hayvanları sever mi? Konuşkan mıdır? Ya ben neysem oyum. İnsanına göre davranmayı pek sevmiyorum. İnsanına yani göre. Yani gerekirse kaprisli de olabiliyorum. Evet. Gerekirse ukala da olabiliyorum. Ama genelde bütün duygularım. Evet, önemli. Saksafoncu arkadaş bir yerinden oynadı da kendisi. Ama son hareket güzeldi. Böyle yaptı. Aman saksafona bir şey olmasın. Aman değil mi? Evet. Evet hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Evet. Yani Merve'yi tanıyacağız bugün. Neyse oyum diyoruz. Evet, evet. Ekstra bir bilgi vermiyoruz yani şu an Merve ile ilgili. Yok ekstra bir bilgi. Çıkartın kipetleri arkadaşlar. Herkes kipetlerini çıkarsın. Soruyoruz. Eyvah. Soruyoruz bakalım millet seni nasıl görüyor? Merve'yi nasıl görüyor? Merve Sevi ekranda gördüğünüz kadarıyla nasıl biri? A. Sempatik, sevecen. B. Soğuk ama ılımlı. C. İçten pazarlıklı, müşkülpesent, iğrenç biridir. D. Çok şeker biridir. Süremiz başladı. Bakalım Merve Sevi'yi nasıl görüyorsunuz? Hep beraber görelim. Evet. Bitti mi oylamamız? Bitti. Sonuçları görelim yüzde olarak. Ne çıktı? Evet. Soğuk ama alımlı. Evet. İnsanların kafasındaki imaj... İnanamadım ben çıkan sonuza inanamadım. Vallahi ya. Ben de inanamadım. Hem de %70. Soğuk ama alımlı bir de %70 yani. %70. Bayağı herkes açık herkes ara aynı yani. Fikirde. Açık arayla yani. Hayır işin kötüsü çok şeker diyen de %10. Evet ya. Evet. Soğuk ama alımlı diyorlar. Soğuk ama alımlı. Nasıl değerlendiriyorsun sonucu? Güzel. Ha, güzel. Güzel güzel. Evet mesafeli ama alımlı. Evet. Evet. Kenan Doğulu ile ilgili de anketlerimiz var. Az sonra devam edeceğiz ama Kenan Doğulu...